Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil soruların çözümünün en doğru adresi Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle beraber çarpanlar ve katlar konusunda yeni nesil sorular çözmeye devam edeceğiz. Ee, takip ettiğimiz kaynak e, şu an için Çanta Yayınları Etkinlikli Kazanım Soru Bankası. Biliyorsunuz sizlerle bunlar e, şu ana kadar çarpanlar ve katlar konusunda bu konu ile alakalı öğrenilmesi gereken temel bilgilerin hepsini öğrenmiştik. Ve bir önceki videomuzla beraber yeni nesil soru çözümüne başlamıştık arkadaşlar. Bu dersimizde ise 27. sayfadaki... Ee, karma Test 2 dediğimiz çarpanlar ve katlar 6. testin yani yeni nesil soru çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomuzda soru çözümüne başlamadan önce sizlerden ricamız e, Edison Eğitim kanalına abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram sayfalarımızdan ve Facebook gruplarımızdan takiplerinizi, e, sizlerle olan irtibatlarımızı bekliyoruz arkadaşlar. Hemen çok fazla... Zaman kaybetmeden ilk sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci soru bize ne diyor? Ahmet öğretmen birden yüze kadar doğal sayıların yazılı olduğu sayı kartını öğrencilerine verip... ...bu karttan istedikleri bir sayıyı seçip yuvarlak için almalarını istiyor. Tamam. Ahmet öğretmen daha sonra öğrencilerinden seçtikleri sayı ile asal sayı çarpanları aynı olan... Bakın öğrencilerinden seçtikleri sayı ile asal sayı çarpanları aynı olan doğal sayıların yazılı olduğu kutucukları kırmızıya boyamalarını istiyor. Buna göre kart üzerinde 90 sayısını seçip yuvarlak içine alan bir öğrenci kaç adet kutucuğu kırmızıya boyamıştır diyor arkadaşlar. Bu sorumuzun çözüm, çözümünde kullanacağımız şey nedir? Asal sayı çarpanlığını bulmak. Hangi sayının asal sayı çarpanını bulacağım? 90 sayısının. 90 sayısının asal sayı çarpanları nedir arkadaşlar? 90'ı 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e ee, e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Değil mi? Şimdi asal sayı çarpanı 2 var. 3 var ve 5 var değil mi? 90 ile aynı asal sayı çarpanına sahip olan en küçük sayı nedir? 5 çarpı 3, 15, 15 çarpı 2 ne olmuş oluyor arkadaşlar? 30 olmuş oluyor değil mi? Dolayısıyla 30 en küçük sayı. 60 da bu 30'un katı olduğu için yine aynı şekilde 2, 3 ve 5, 5 asal sayı çarpanlarına sahiptir arkadaşlar. Yani 90'ı seçtikten sonra kaç tane sayıyı kırmızıya boyayacak? 30'u ve 60'ı ve dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkı 2 olmuş olur arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor bu soruda şimdi bize? Kare ve dikdörtgen biçiminde 3 farklı fayansın kenar uzunlukları ve bu fayansların birim fiyatları aşağıda verilmiştir diyor. A fayansı mesela 22 santimlik iken 3 TL'ymiş. B fayansı 14 santimlik iken 2 TL'ymiş. C fayansı 8 santimlik iken 2 TL'ymiş arkadaşlar. Ne diyor bize şimdi burada? Bir mutfak tezgahının üzerine bu fayanslardan A ve C modelleri ya da B ve C modelleri döşeniyor. Her iki durumda da duvarın iki kenarına C modeli geliyor. Ve fayanslar aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana döşeniyormuş. Yani C modeliyle başlanıp C modeliyle bitülü, e, bitiyormuş. Ve fayanslar aralarında hiç boşluk kalmıyormuş arkadaşlar. A ve C modelleri ile yapılan kaplama B ve C modelleri ile yapılana göre her sıra için kaç lira daha uygun fiyatlıdır diyor. Arkadaşlar bu soru bize şunu demek istiyor aslında baktığınızda. Yani C modeliyle başlıyor. AC modeli, AC modeli, işte AC modeli gidiyor, gidiyor, gidiyor. İşte ee, CA modeli C diye devam ediyor. Buradaki döngü nedir arkadaşlar? Şu CA, CA, CA'dır değil mi? Şuradaki CA'dır. Yani bu döngü burada ne olmuş oluyor? 30 santimde bu, 30 santimde bir, burada bir döngü var arkadaşlar. Ve şuradaki şu son... C e, fayansını dikkate almıyorum. Onu en son ekleyeceğim. Şuradaki döngü nedir? CB modeli. Bakın. CB yani 22 santim. CB 22 santim. CB 22 santim. İşte şurada CB 22 santim. Şuradaki C fayansını da yine en son ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. 30 santim ile 22 santimin neyini bulacağım ben? Şimdi ilerideki birleşme nedir? Bu ekoktur arkadaşlar. Yani... 30 ile 22'nin ekokunu bulduğumda 2'ye böldüm 11, 15, 3'e böldüm 5, 11, 5'e böldüm 1, 11, 11'e böldüm 1. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bunların ekoku ne olmuş oluyor? Ee, 3 çarpı 11, 33 çarpı 10, 330. Yani şuradan ta şuraya kadar 330 santimlik bir genişliğe sahip demek ki bu mutfak değil mi? Şöyle 330 santimlik artı bir de şu 8 santim. Unutmayın. Şurası şöyle 330 santim artı 8 santim. 330 santim artı 8 santim. Lik bir genişliğe sahip mutfak. Diyor ki A ve C ile yapılan A ve C modelleriyle yapılan kaplama diyor. B ve C modelleriyle yapılana göre her, her sıra için Sadece bir sırayı düşünün diyor. Kaç lira daha uygundur? Şimdi arkadaşlar unutmayın. 330 santimde kaç tane döngü var böyle? 330 santimde. Yani C ve A modellerini düşünelim şimdi. 330 santimde kaç tane döngü var burada? 330 bölü 30'dan 11 tane döngü var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar şimdi burada? 11 tane C kullanılmış. Yani 11 tane C kullanılmış. 11 tane ise A kullanılmış arkadaşlar. Peki buradaki döngü en sonda C ile başlayıp C ile bittiği için şuradakini dikkate almamıştım değil mi? Artı bir C'yi daha dikkate alacağım. Yani o sırada 12 tane C kullanıldı 11 tane A kullanıldı değil mi? Peki fiyatlara baktığımda bu ne kadar tuttu? Fiyatlara baktığımızda da arkadaşlar 12 tane C'nin fiyatı nedir? 12 tane C'nin fiyatı her birisi 2 liradan 24 TL'dir. Peki 11 tane A'nın fiyatı nedir arkadaşlar? 11 çarpı 3'ten 33 TL olmuş olur. Peki bu ikisini topladığımız zaman kaç TL oluyor? 4 ile 3'ü topladığımız zaman 7. 4 ile 3'ü topladığımız zaman 2 ile 3'ü topladığımız zaman 5 oluyor. Yani bu 57 TL tutmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi biz CA modelini inceledik. Ne kadar tutmuş? 57 TL. Şimdi bir de BC modelini inceleyelim. BC modeli dediğimiz neydi? Her 22'de bir döngü olan modeldi değil mi? Şimdi arkadaşlar BC modeli toplamda şurası 330 santim. Cm. 330 santimde o 22 santimlik döngü kaç tane olur? 22 santimlik döngü. 15 tane olur arkadaşlar. 330'u 22'ye böldüğümde ne demektir bu? 15 tane C ve 15 tane de ne olur? B olmuş olur değil mi? Şu döngü şurada başlayıp şurada bittiği için en son şu C'ye eklemem eklememiştim artı bir C eklersem ne olur arkadaşlar? 16 tane C olur. Yani 15 tane de zaten B vardı. Peki 16 tane C'nin fiyatı ne olur? 16 çarpı 2'den 16 çarpı 2'den 32 TL olmuş olur. 15 tane B'nin fiyatı ne olmuş olur arkadaşlar? 15 çarpı 2'den 30 TL olmuş olur. Dolayısıyla bu ikisinin toplam fiyatı ne olmuş olur arkadaşlar? 62 TL olmuş olur kaç lira daha uygundur diyor. 62'den 57'yi çıkardığımızda arkadaşlar cevabımızın 5 olduğunu göreceğiz. Cevabımız yani C şıkkı 5 oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda ne diyor? 5 çarpı 4 hücreden oluşan bir tablonun içine 1'den 18'e kadar olan doğal sayılar yazılmıştır. Tamamdır. Amaç tabloda giriş bölümünden başlayıp çıkış bölümüne ulaşmaktır buradan başlayacak buraya ulaşacak. Bu işlem için seçilen hücredeki sayının sağındaki yukarısındaki ya da aşağısındaki hücreye sadece bir birim hareket edebilmektedir. Seçilen kareden sonra hareket edilecek olan karedeki sayı aralarında asal olmalıdır. Buna göre diyor giriş bölümünden çıkış bölümüne ulaşmak için seçilen karelerdeki sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar giriş bölümünden ben şöyle devam edebilirim. Bir de şöyle devam edebilirim. Acaba bu yollardan hangisi buradaki denilen kurala yani aralarında sol olacak. Mutlaka sarılar yani sayılar bir sonraki sayıyla o sayı aralarında sol olacak arkadaşlar. Mesela şuradan devam etsem ben. Girişten şöyle 2'den devam etsem 2. Aralarında asal ne var burada? 1. 1'den sonra aralarında asal ne var? 17. 17'den sonra aralarında asal ne var? 18. 18 ile 14 aralarında asal olmadığı için şöyle devam etmiyorum. Bakın şöyle devam edemiyorum. Dolayısıyla 2'den devam edemiyorum şu şekilde. Peki şöyle devam etsem ne olur? 2, 1, 13 aralarında asal bu ikisi. Şu ikisi aralarında asal. Şu, şu şekilde devam edemiyorum. Şöyle devam edeyim. Aralarında asal. Aralarında asal. Ama yine buradan devam edemiyorum. Yani 2'den devam etme şansım benim yok. Dolayısıyla e, şu 12'den devam etmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edeyim mesela 12, 12 ile 11 aralarında sal, 11 ile 10 aralarında sal. Bakın şuradan devam edemiyorum arkadaşlar gördünüz mü? Şurada takılıyorum aralarında sol olmadığı için. Dolayısıyla şöyle yapayım bakalım. Şöyle gitmek yerine şöyle yapayım. E, 12, 11. 9'a geçeyim arkadaşlar buradan. Bakın şöyle bir yol çizeyim. 12, 11. 12 ile 11 aralarında asal. 11 ile 9 aralarında asal. 9 ile 8 aralarında asal. E çünkü şöyle devam edemiyorum. Aralarında asal olmadığı için. 9 ile 18. Ama 8 ile 15 de aralarında asal olur. 15'ten şuraya aşağı inemiyorum. Aralarında asallığı sağlamıyor. Ama 15'ten 7'ye geçebiliyorum. Aralarında asallığı sağlıyor. 7'den de şu çıkışa gelmiş oluyorum arkadaşlar. Yani bu noktada 12, 11, 9, 8, 15 ve 7 sayıları benim bu sayıların toplamı sorumun cevabı olmuş oluyor. 7 ile 8'i toplarsam 15. Şurası toplam 15. 15 daha 30 olur. 9 ile 11'i toplarsam 20 olur. Şurada bir de 12 var. Yani 30, 20, 50, 12 daha toplarsam 62 olmuş olur. Sorumun cevabı C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sayfadaki sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Çanta yayınları diyor 5 6 7 ve 8. sınıflar için çıkarttığı matematik deneme setlerini tanıtmak için iki farklı televizyon kanalına reklam vermiştir diyor. ARF TV'de 20 dakika program oluyormuş. Ondan sonra 5 dakika reklam. 20 dakika program 5 dakika reklam şeklinde devam ediyormuş. Hayyam TV'de ise 15 dakika program 5 dakika reklam. 15 dakika program 5 dakika reklam şeklinde devam ediyormuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki ARF TV ve Hayyam TV'nin Program ve reklam akışı yukarıdaki gibidir diyor. Bu iki kanalın aynı anda ilk kez çanta yayınları reklamı yapmaya başladığında saat 9 ise 3. kez aynı anda reklam yayınlamaya başladığında saat kaç olur diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey çizdim arkadaşlar ben. Buradaki anlatılan ne diyor bize açtı? ARF TV reklam ve program. 5 dakika ve 20 dakika. Yani 25 dakika. Reklam program 5 dakika 20 dakika 25 dakika. Buradaki döngüyü gördünüz mü? Gördünüz 20, her 25 dakikada bir ne yapıyor? Döngü devam ediyor. Şimdi Hayyam TV'deki reklam program 5 dakika ve 15 dakika 20 dakika oluyor. Reklam program 5 dakika 15 dakika 20 dakika oluyor. Buradaki döngü ne oluyor arkadaşlar? 20 dakika oluyor. Acaba 25 ile 20'nin ekoku nedir işte? Oradaki zaman olarak o döngülerin aynı anda bittiği e, şey nedir? Dakika nedir? 25 ve 20'nin ekokunu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar 2'ye böldüm 10 25 2'ye böldüm 5 25 5'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1 yani 5 kere 5 25 25 çarpı 2 50 50 çarpı 2 de ne olmuş oluyor arkadaşlar 100 olmuş oluyor şimdi bakın şurada ilk defa birinci kez reklam vermeye reklam aynı anda başladı değil mi ikinci kez reklam 100 dakika sonra 3. kez reklam ise kaç dakika sonra başlar aynı anda? Arkadaşlar 100 dakika burada, 100 dakika burada. 200 dakika sonra 3. kez reklam aynı anda başlar. Peki ilk reklam kaçta başlıyordu? Saat 9'da başlıyordu. 200 dakika sonra nedir arkadaşlar? 200 dakika sonra 200 dakikanın içinde kaçtan 60 dakika vardır? 3'e böldüm 180 20. Yani 9'dan 3 saat ileri git 12. 20 dakikada daha ileri git 12, 20. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı 12.20 oluyor arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. 5. sorudan kargo fiyat listesi verilmiş. Ne diyor bize şimdi burada? Yukarıda fiyat listesi yazılı olan bir kargo şirketine gelen 8 koli en hafiften en ağıra doğru aşağıdaki gibi sıralanmış fakat bazılarının üzerine ağırlıklarının yazılmadığı fark edilmiştir diyor. Şimdi bu kolilerin ağırlıklarının sayısal değeri hem bir tam sayının pozitif değerini hem de bir tam sayının tüm pozitif tam sayı çarpanlarını ifade ettiğine göre Üzerine ağırlıkları yazılmayan kollerin gönderim ücreti toplam kaç değerdir arkadaşlar? Önceki derslerimizde söylemiştik biz bunu. Şimdi burası 1 kilo. 2 kilo. Şurayı bilmiyorum. Şurası 5 kilo. Şurayı bilmiyorum. Şurası 10 kilo. Şurayı bilmiyorum. Şurası 30 kilo. Arkadaşlar pozitif tam sayı çarpanların böyle sıralandığını düşünün şimdi siz. Pozitif tam sayı çarpanlarında arkadaşlar böyle sırasıyla sıraladığınızda şu şununla şunun çarpımı 30. Ha demek ki şununla şunun da çarpımının 30 olması için buradaki sayı ne olacak arkadaşlar? 15 olacak. Şuradaki ile şuradakinin e, çarpımının 30 olabilmesi için arkadaşlar çok özür dilerim. Şuradaki şuradakinin çarpımı 30 olabilmesi için ne olacak o zaman şuradaki 3 olacak. E şuradaki şuradakinin 30 olabilmesi için şuradaki de 6 olacak arkadaşlar. Yani Buradaki sayı 3, şuradaki sayı 6, şuradaki sayı 15. Buradaki kilit nokta ne? Bunları sırasıyla yaz. En baştaki ile en sondakini çarpımı, şunla şunun çarpımı, şunla şunun çarpımı ve şunla şunun çarpımı birbirine eşit olacağı için sorumuzun çözümü bu kadar basit oluyor arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Ee, bakın 1 kilogramlı 10 kilogram arasında diyor kilogram başı 3 TL'dir diyor. Bu soru bize ne soruyor peki? İfadetine göre diyor üzerine ağırlıkları yazılmayan kolilerin gönderim ücreti toplam kaç TL'dir? Tamam 3 kilogramlık bir kolinin gönderim ücreti nedir? 3 kilogram şu aralığa girdiği için 3 kere 3 9 TL'dir. Tamam. Peki 6 kilogram yine şu aralığa girdiği için 6 kere 3 18 TL'dir. 15 kilogram şu aralığı girdiği için 15 çarpı 2'den 30 TL'dir arkadaşlar. Yani burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Toplamda toplamda eden e, burada bunların hepsinin toplamı 57 TL olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzdaki son sorumuza geldik. 6. sorumuz bir okul yaptığı LGS denemesinin sonuçlarını okul duyuru panosuna asmıştır diyor. Ahmet, Sinan, Hasan ve Mustafa sıralamalarını öğrenmek için listeye bakmışlar. Demek ki bizim muhatabımız burada Ahmet, Sinan, Hasan ve Mustafa. Şimdi diyor ki başarı sıralamaları 3, 8, 32, 20'dir diyor. Tamam. Mustafa'nın başarı sırası arkadaşlarının başarı sırası ile aralarında saldır. Arkadaşlar burada bir sayı söyleyelim ki o sayı diğerlerinin hepsiyle aralarında asal olsun. Mesela 20 diğerleriyle asal değil. Neden? 20 ile 32 mesela aralarında asal olmuyor otomatikman. 32 mesela diğerleriyle asal değil. Neden? Çünkü 32 ile 8 mesela aralarında asal olmuyor. Örnek veriyorum. 8 mesela aralarında asal değil diğer sarılar sayılarla. Çünkü 8 32 zaten aralarında asal değil dedik. Ama 3 sayısı arkadaşlar diğerlerinin hepsiyle aralarında asaldır. Dolayısıyla buradaki birinci bente denilen şey bize Mustafa'nın başarı sırasının 3 olduğunu söylüyor. Değil mi? Devam edelim. Hasan'ın başarı sıralaması 3'ü kullandık burada. Hasan'ın başarı sıralaması asal çarpan sayısı en fazla olan sayıdır diyor. Dolayısıyla 8, 32 ve 20'den asal çarpan sayısına bakalım şimdi. Burada asal çarpan sayısı nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi? 8'de. E, 32'de zaten 2'nin katı olduğu için buradaki asal çarpan sayısı ne olmuş olacak arkadaşlar? yine 1 olmuş olacak. Ama buradaki asal çarpan sayısı ne olmuş oluyor? Buradaki asal çarpan sayısı 2 olmuş oluyor. Yani Hasan'ın başarı sıralaması asal çarpan sayısı en fazla olduğu için asal çarpan sayısı 20'de 2, diğerlerinde 1. Dolayısıyla Hasan nedir arkadaşlar? 20. sıradadır. Mustafa'nın 3. sırada olduğunu bulmuştuk zaten. Diyor ki Sinan ile Ahmet'in başarı sıralamalarının ekoku. Sinan'la Ahmet'e ne kaldı arkadaşlar? Sinan'la Ahmet'e 8 ile 32 kaldı. Bakın 8 ile 32 kaldı. Sinan ile Ahmet'in başarı sıralamalarının ekoku Sinan'ın başarı sıralama sayısına eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi bu iki sayıya baktığımızda birbirinin katı mı arkadaşlar? Katı. Birbirinin katı olan sayıların ekoku neydi? Büyük olandı. Ebob'un ne demiştik? Küçük olandı. Dolayısıyla bu ikisinin bu ikisinin ekoku 32 olduğu için yani Sinan'ın da sıralaması 32'dir. Ahmet'e ne kalmış oluyor? 8 kalmış oluyor. Buradan şimdi bu bilgilere göre hangisi doğrudur diyor. Hasan'ın başarı sırası 32'dir. Doğru mudur arkadaşlar Hasan'ın başarı sıraması? 32 değildir. 20'dir. Dolayısıyla bu doğru cevap olmaz değil mi? En başarılı olan Ahmet'tir diyor. Bakalım en başarılı olan kimdir? Mustafa'dır. Dolayısıyla bu da doğru olmamış oluyor. Sinan Hasan'dan daha başarılıdır. Sinan Hasan'dan daha mı başarılı? Değil de başarısız Ahmet denemede 8. olmuştur. Evet Ahmet denemede 8. olmuştur arkadaşlar. Cevabımız değişik olmuş olur. Bu video dersimizde burada da sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu video dersimizde de yeni nesil sorular çözmeye çalıştık. Umarım bu videomuz da sizler için faydalı olmuştur. Daha güzel videolar sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu kitabın tamamını çözeceğiz ve bu kitabı çözmekte kalmayacağız. Aynı zamanda piyasanın en önde gelen, en önde gelen yeni nesil soru bankalarını sizlerle çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu nokta bu noktada sizlerden ricamız YouTube kanalı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda sizlere güzel bir reçete sunabilmemiz için, iyi bir yol haritası sunabilmemiz için, başarımız için arkadaşlar bizleri Instagram sayfasından ve Facebook grubumuzdan takip etmeyi unutmayın ve bizlerle irtibatta olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.